Herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda anlamadığınız konuları 5 adımda nasıl kolaylıkla öğrenebileceğinizden bahsedeceğiz. Dersler zaten oldukça zor. Bir de üstüne uzaktan eğitimin getirdiği zorluklar eklendiğinde konuları ilk planda anlamıyor olmanız gayet normal. Hocam dersi dinliyorum ama hiçbir şey anlamıyorum diyorsanız hemen izlemeniz gereken 5 adıma geçelim. Arkadaşlar öncelikle tüm adımları tanıtacağım. Ardından her adımı ayrıntılı olarak ele alacağız. Evet birinci adım kabullenin ve karar verin. Bunu yaptıktan sonra artık harekete geçebilirsiniz. İkinci adımda konuyu temel düzeyde kavrayın. Hemen arkasından üçüncü adımda bakın basit seviyede sorular çözün. Burada iki ihtimal olacak arkadaşlar. Eğer yanlış sayınız çok fazlaysa diğer adıma geçmiyorsunuz. Yeniden başa dönüyoruz. Yalnız sayısı fazla değilse dördüncü adıma geçebiliriz. Ne yapacaksınız bu adımda? Üst düzey soru çözümü izleyeceksiniz. Dikkatli olun. Sadece izliyoruz ve inceliyoruz. Hazır hissettiğimizde beşinci adıma geçiyoruz. Zor soruların da canını okuyarak işi tamamen bitiriyoruz. Evet şimdi her adımı tek tek ele alalım. Öncelikle birinci adımla başlıyoruz. Ne demiştik birinci adımda? Kabullenin ve karar verin. Sevgili öğrenciler, öğrenme sürecinde bir konuyu bilmediğinizi açık yüreklilikle kabul etmeniz gerçekten çok önemli bir etkiye sahip. Konuyu bilmediğiniz halde bildiğinizi zannetmeniz ise kendi potansiyelinize ulaşmanız açısından en büyük engel. Öncelikle şunu söylüyoruz. Ben bu konuyu anlamadım arkadaş. Bilmiyorum ama öğrenmek için ne gerekiyorsa elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bitti. Artık gerisi kolaylıkla gelecektir. Kendimizi ikna ettik ve başaracağımıza inanıyoruz. Artık öğrenme süreci başlayabilir. Bu süreç elbette zorlu ve birazcık da sıkıcı olacak. Bu yüzden istekli ve inatçı olmanız şart gençler. Gelsin ikinci adım. Bu adımda arkadaşlar konuyu temel düzeyde kavruyoruz. Uzmanlaşmak şart değil. Tüm ana hatlarıyla konuyu öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Kitaplarımız ve defterlerimizdeki notlara sakin bir kafayla çalışıyoruz. Önemli bilgileri gerekirse renkli kalemlerle belirliyoruz ve kısa kısa özetler çıkarıyoruz. Şu anda bir temel attık. Yetti mi? Tabii ki yetmedi. Ardından bir tane de şöyle sağlam konu anlatım videosu patlatıyoruz. Fakat bunu film izler gibi yatakta uzanmış şekilde izlemeyeceğiz. Yine masamızın başında olacağız. Kağıdımız, kalemimiz önümüzde. Gerektiğinde videoyu durdurarak ve notlar alarak konunun suyunu çıkarıyoruz gençler. En can alıcı notları sürekli görebileceğimiz yerlere yapıştırabiliriz. Bazı bilgiler vardır. Bu bilgilere hakim olmadan konuyu anlamak mümkün değildir. Mesela üstlü ifadelerde çarpmanın kurallarını adınız gibi iyi bilmeniz gerekiyor. Patır patır tabanlar aynıysa üstler toplanır, üstler aynıysa altlar çarpılır demeniz lazım. Bu kuralı uygulamanız lazım. Bu şekilde etkili notları çıkarıyoruz ve bunları belli periyotlarla unutmamak için tekrar ediyoruz. Bu iş tamam dediğimizde artık üçüncü adıma geçebiliriz. Evet bu adımda elde ettiğimiz bilgileri kullanabiliyor muyuz acaba? Bunu göreceğiz. Bunun için basit seviyede sorulara ihtiyacımız var. Hemen gaza gelmeye gerek yok arkadaşlar. Bu yanlış. Her şey adım adım. İlk olarak çözümlü soruları inceleyebilirsiniz. Ardından soru çözümüne basit kazanım kavrama testleriyle başlayabilirsiniz. Gerekirse oldukça basit ve kısa sorular olsun. Fark etmez. Bilgilerin ne kadarına hakimsiniz, ne kadarını kullanabiliyorsunuz? Bunu bir görün. Tabii ki yanlış sorular yine olacaktır. Bunların çözümlerini muhakkak öğreniyoruz. Şimdi artık burası kritik nokta. Diyelim ki basit sorularda bile yanlış sayınız oldukça fazla. İşte burada ne yapıyoruz arkadaşlar? hiç zorlamıyoruz. Demek ki bir şeyler eksik kalmış. Konu tekrarı sırasında gözden kaçan noktalar var. Ya da yeterince zaman ayırmadık, hızlıca geçtik. Hemen birinci adıma dönüyorsunuz ve yeniden diyorsunuz ki ben bu konuyu anlamadım, yeniden çalışacağım ve bu sefer başaracağım. Eğer çok fazla yanlış çıkmadıysa kafamız rahat bir şekilde dördüncü adıma geçebiliriz. Dördüncü adımda ilk planda sadece seyirciyiz. Bu adıma kadar ne yaptık? Konuyu tüm hatlarıyla öğrendik, notlar çıkardık ve temel düzeyde sorular çözdük değil mi? Şimdi sırada artık uzmanlaşmak var. Öncelikle yeni nesil soru çözüm videoları izleyebilirsiniz. Bu videolarda soruların nasıl çözüldüğünü, sorulara yaklaşım tarzlarını yakalamaya çalışın. İyi bir gözlemci olun gençler. Yine izlerken notlar alabilirsiniz. Üstünden biraz zaman geçsin soruları bu sefer kendiniz çözmeyi deneyin. Takıldığınız kısımda videoyu oynatarak nasıl çözüldüğünü iyi bir şekilde kavrayın. Bunu da yaptıysanız artık son adıma geçebilirsiniz. Beşinci adım. Bu adımda zor sorularla yüzleşiyoruz arkadaşlar. Artık ne yapıyoruz? Orta ve üst düzey sorulara zaman ayırıyoruz. Bu soruları çözmenin kolay olmadığını ve bizi biraz terletebileceklerini aklımızdan çıkarmıyoruz. Hemen pes etmek yok. Kararlı olacağız arkadaşlar. İşte bu noktada yine yanlış sorular ve boşlar olabilir. Bu da çok normal. Burada kesinlikle destek almanız gerekiyor. Tüm yanlış ve boş soruları tek tek çözdürmeniz lazım. Eğer takviye almıyorsanız okuldaki öğretmenlerinizden ya da yakınlarınızdan rica edebilirsiniz. Hiçbir soruyu atlamadan ve eksiksiz bir şekilde öğrenmeniz şart. Değerli öğrenciler bu adımları uygun şekilde takip ederek anlamadığınız konularda eskisine göre çok daha iyi noktalara gelebilirsiniz. Yeter ki isteyin, karar verin ve asla vazgeçmeyin. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.